Merhabalar, Rasim Arı ben İyi Parti Nevşehir Belediye Başkan adayıyım. merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Rasim Arı kimdir? 1975 doğumluyum. Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bir buçuk kilo mesafede İnallı kasabasında doğdum. İlkokulu kendi kasabamda tamamladıktan sonra hayatımın tamamı neredeyse yatılı geçmek üzere bir adım attık ve Nevşehir merkeze yatılı bir şekilde okumaya geldik. Ortaokul ve liseyi Nevşehir'de bitirdikten sonra başka bir serüven, başka bir hikaye başladı. Aslında benim hayatımdaki en dönüm noktalarından bir tanesiydi. Yolumuz İstanbul'a düştü. Liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da bitirdim. Sonra bürokrasi hayat hayatımız başladı. İlk önce rahmetli Maliye Bakanı Kemal Maktan'ın danışmanı olarak bürokrasi hayatıma başladım. Sırasıyla yine rahmetli olduğu Gül Dalakış danışmanlığını yaptım. Milli Eğitim Bakanlığında ve Devlet Bakanlığında Nimet Çubukçu Hanım Efendi'nin danışmanlığını yaptım. 2011 yılında Devlet Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına evrilen ve müstakil bir bakanlık olan Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunda o dönemki Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Bey ile Gençlik ve Spor Bakanlığında bürokrasi hayatımız yeniden devam etti. Suat Kılıç Bey ile akabinde Akif Çağatay Kılıç Bey'le bürokraside danışman olarak devam ettim. Sonra bürokrat olduğum 2015 yılının 17 Temmuz'unda ve hem Akif Çağatay Kılıç Bey ile hem Osman Aşkın Bak Bey'le akabinde de son bakanımızdı. Benim de kendisiyle son görev yaptığım dönemde bürokrasi için söylüyorum. Mehmet Muharrem Kasaboğlu Bey'in bürokrat olarak görev yaptım ve 2018 yılının 10 Kasım'ında uzun süredir aklımda hayalini kurduğum Nevşehir'e Belediye Başkanı oldum. Aslında benim belediye başkanlığı ile alakalı aklımdaki ilk şey 1979 yılında yani daha 4 yaş ...başlamış bir siyasi serüvenin ilk adımıydı bu. Bu süre içerisinde de İstanbul'da gerçekten bazıları siyasette böyledir. Ben şu kadar sıkıntı çektim, simit sattım, şunu yaptım, bunu yaptım gibi sözler söylerler. Ama gerçekten benimki söyleydi. Uzun süre İstanbul'da Maltepe'de seyyar satıcılık yaptım bir traktör üzerinde. Yazın sebze yani zerzavat dediğimiz, kışın bazen karpuz, bazen portakal, bazen hurdacılık yaptık. Uzun süre böyle devam ettik. Ta ki üniversiteyi bitirip 2002 yılında Maliye Bakanı'nın danışmanı olduğum süreye kadar çok sıkıntılı... Süre süreçler atlattık. Gerçekten dişimle, tırnağımla kazıya kazıya geldiğim yerlerde bunlar ama düne dönüp pişman olduğum herhangi bir konuda yok. İyi ki hayatın o sıkıntılarını çekmişiz ki bugün Nevşehir'de hem belediye başkanlığı dönemimde hem de adaylık dönemimde insanlara karşı olan samimiyetimin hep o günlerdeki iziyle alakalı bir durum. Eğer bugün ben gençlere ve çocuklara çok düşkün isem hayatın o zorluğunu yaşamamdan kaynaklanıyor. İşte Rasim Arı böyle bir şey. Küçükken kırmızı Nissan bisikletin çatal arasına girip ona süren babasıyla birlikte bir bir ket ocağında bir ket döken, sonraki hayatında yatılı okuyan, yaz dönemlerinde seyyar satıcılık yapan böyle bir Rasim Arı profili karşınızda. İki tane evladım var. Bir büyük oğlum var. Evli, 97 doğumlu. Dede olacak yaşa geldik. Bir de küçük evladım var. Haktanım var. Benim göz bebeğim. O da 11 yaşında. Şükürler olsun. İki evlat var. Allah bağışlarsa. iki evladımızla birlikte Trabzon oflu bir hanımla hayatımızı devam ettiriyoruz. Nevşehir'deyiz ve çok da mutluyuz. Şükürler olsun. Nevşehir'de aday olmaya nasıl karar verdiniz? Ta 70'lerin sonuna. Rahmetli amcam ihtilal döneminde belediye başkanıydı. Bir makam aracı vardı. Ford Taunus. Belediye başkanı olduğum bir dönem Ford Taunus araçla bir gün geçirmişti. O Ford Taunus araca beni bindirir. Onunla birlikte gezerdim. Büyük ihtimal yaz mevsimleriydi ki aracın arka tarafında bir taze fındık bulunurdu. O taze fındığı yerken hep aklımda bir gün belediye başkanı olayım derdim. Ama o çocukluğumda kurduğum hayalde kasabanın belediye başkanlığı vardı. Aslında hayalim oradan başladı. Sonraki süreçte biraz önce size anlattığım çerçevede gerçekten hayatın bütün zorluklarını yaşamış, bütün sıkıntılarını çekmiş bir insan yaşayabileceği bütün zorluklarla imtihan olmuş bir gençliğimiz geçti. Bunları yaptığımız andan itibaren sonra Allah bize bürokraside iyi yerler nasip etti. Gerçekten ciddi bir çevreye dindik. Devleti tanıma imkanımız oldu. Bürokrasiyi tanıma imkanımız oldu ve bürokraside daha fazla yükselebilme ihtimalim ve imkanım var iken ben bu yaşadığım sıkıntıları yaşayan Nevşehir'deki özellikle gençlerin ve Nevşehir'deki dezavantajlı grupların, kimsesiz, ötekileştirilmiş, sadece seçim döneminde hatırlanan o gençlere bir umut olmak, onlara rol model olabilmek için öyle bir yolculuğa çıktım. Ve zaten ben belediye başkanlığında yaptım. 2019 yılında seçildik, belediye başkanlığı yaptık. 21 ay görev yaptım, sonra istifa ettirildim. Gerçekten güzel işler yaptık. Gök kubbede hoş bir seda bıraktığıma inanıyorum ki bugün onun meyvelerini topluyorum. Eğer ben o gün toplumun arzu ettiği hem belediye başkanlığı sıfatını beraberinde de belediyeciliği onların arzu ettiği şekliyle yapmamış olsaydım, gök kubbede hoş bir seda bırakmamış olsaydım bugünkü bu sevgiyi, bugünkü bu kucaklamayı ve Nevşehir'de herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Hangi ideolojiye, hangi ekonomik gruba, hangi sosyal gruba mensup olursa olsun her bir Nevşehirli'nin kucaklamış olduğu bir belediye başkanı aday olmazdı. O yüzden 21 ayda gerçekten güzel işler yaptık. 21 ayın sonunda biten belediye başkanlığımızla birlikte gerçekten farklı görevler, iyi görevler teklif edilmesine rağmen asla Nevşehir'den vazgeçmeyeceğimi, Nevşehir'de hayalini kurduğum şehri gerçekleştirene kadar ve millete verdiğim sözü, yarım kalan projelerimi tam etmeye karar verdikten sonra bir daha Nevşehir'den ayrılmayıp bu yolculuğa devam ettik. İyi ki bu yolculuğa devam ettik. Asıl benim buradaki düşüncem şuydu. Nevşehir'deki insanların gözündeki katarak ameliyatını yapmak. Yani Nevşehirli insanların gözünü açmaktı. 37 aydır yaptığım mücadelenin temelinde de bu var. Ben belediye başkanı olmak için sadece bu mücadeleyi yapmıyorum. Eğer mücadelemin temelinde belediye başkanı olmak olsaydı zaten dün ben belediye başkanıydım. Eğer ben belediye başkanı olayım biraz da kamunun imkanlarından ben faydalanayım. Biraz da kendimi ve çevremdekileri zengin edeyim gibi bir düşünceye sahip olmuş olsaydım dün zaten bunu yapar ve belediye başkanlığından ayrılma bugün belediye başkanı ve belediye başkan adayı olarak karşınızda olurdu O yüzden Nevşehir'deki her bir ferdin gözünü açmak, hakikatleri ortaya koymak, kendi haklarını, hukuklarını ve Nevşehir'in rantından ortak faydalanan birer birey olmalarını beraberinde ise siyasetçilerin kendilerine efe değil, siyasetçilerin kendilerine tepeden bakan birer fert olmaktan ziyade, kendi verdikleri maaş, siyasetçilerin kendi vermiş oldukları vergilerle maaş alan birer kamu görevlisi olduğunu millete anlatmak ve bu çerçevede onların vermiş olduğu vergi gileri birilerini zengin etmek için değil Nevşehir'in kalkınması Nevşehir'in makus talihini değiştirmesi ve civar illerde bu ekonomik potansiyelini özellikle turizm potansiyelini hayata geçirerek parlayan bir yıldız haline gelmesini temin etmek içindir benim mücadelem ve bu mücadeleyi baştan itibaren sürdürüp o yüzden Nevşehir'de yeniden belediye başkanı olmaya karar verdim. İyi ki yapmışım. Bundan çok mutluyum. Sahada bunun karşılığını görüyoruz. Milletin artık dünkü millet olmadığını, gözlerinin açıldığını, artık siyaseten verilen sözlerin seçim zamanı açılan kartların hiçbirinin millet karşısında bir karşılık bulmadığını ve milletin artık bunlara karnının tok olduğunu görerek vermiş olduğu mücadelenin aslında doğru bir mücadele olduğunu görmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Size göre Nevşehir'deki en büyük sorunlar neler? Nevşehir gerçekten dünyada eşi ve benzeri olmayan bir şehir. Çünkü Allah bize o kadar büyük bir nimet vermiş ki Kabadokya'yı vermiş, Peribacalarını vermiş, tarihi ve doğal güzellikleri vermiş. O yüzden diyorum ki Nevşehir dünyanın en romantik, en fantastik ve en mistik şehri. Siz denizi Antalya'da bulabilirsiniz. Muğla'da bulabilirsiniz. İspanya'da bulabilirsiniz. Yunanistan'da bulabilirsiniz. Fas'ta bulabilirsiniz. Dünyanın ve Türkiye'nin her bir noktasında denizi bulabilirsiniz. Lakin Nevşehir'deki bulduğunuz bu dünya harikası, dünyanın 8. harikası ama ben diyorum ki dünyanın 1. harikası Kapadokya. Hiçbir yerde bulamazsınız. Ancak yeterli sayıda turizmden faydalanabildiğini söyleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü konaklama gün ortalamamız gerçekten çok düşük. 1.8 konaklama ortalamamız var. Bölge böyle olmasıyla birlikte aslında Nevşehir'de daha büyük bir sıkıntı var. Nevşehir'in merkezi bu turizmden aldığı pay sıfır. O yüzden Nevşehir'in turizmden aldığı payın mutlak manada artırılması lazım. Bunun artırılması için ne yapmak lazım? Sizin elinizde herhangi bir imkan olmayabilir ama bizim elimizde gerçekten büyük bir imkan var. Bu konuyla alakalı bizim daha önce kale bölgesi olan bugün ise Kayaşehir diye markalaştırdığımız elimizde dünyanın en büyük yamaç yerleşimi gibi bir enstrüman var. Birincisi Nevşehir'deki istihdam problemini ve turizmden aldığı payın azlığını ortadan kaldırabilmek için mutlaka ve mutlaka hayatı geçirilmesi gereken istihdam sorununun ortadan kaldırılması ve belli bir seviyenin üzerine geçiremeyen ticaretin artırılması için en büyük sorun Nevşehir'in turizmden aldığı payın artırılması. Birinci büyük sorunumuz bu. İkinci sorunumuz bizim mültecilerle alakalı ciddi bir sorunumuz var. Üçüncü sorunumuz çevre yolu problemi. Dördüncü sorunumuz ise Nevşehir'deki sanayi esnaflarının, sanayideki kiracı esnafların artık kangren haline gelmiş, dayanılmaz boyutlu gelmiş kira fiyatlarının ortadan kaldırılması için yapılacak sanayi projesi. Yani dört tane temel sorunumuz var. Peki sizce sorunların bir çözümü var mı? Aslında hiçbir sorun çözümsüz değildir. Dünyayı yeniden keşfetmiyoruz. Ve bizim yaşadığımız sorunları yaşayan Türkiye'de de dünyada da farklı şehirler var. Onlar nasıl çözdüyse bu sorunların çözülmesi mümkün. O yüzden ne yapmak gerek? Birincisi şehrinizin ihtiyaçlarını çok iyi belirlemek gerek. İkincisi şehrinizde yaşayan insanların psikolojisini çok iyi anlamak gerek. Üçüncüsü ise bunları yapabilecek ehliyet, liyakat, beraberinde kabiliyet. Dördüncüsü ise hiç kimseden emir almadan sadece Nevşehir'deki var olan sorunları çözebilmek için sorunun sahiplerinden emir alacak, sorunun sahiplerinin sorunlarını ortadan kaldırabilecek bir iradeye, cesarete sahip olmak gerekir. Eğer siz bu sorunları var eden ve bu sorunların devamını arzu eden bir kısım insanın arzularını, isteklerini yerine getirirseniz sizin bu sorunları çözmeniz mümkün değil. Peki bu irade var mı? Evet bu irade bizde var. Çünkü dün bu iradeyi ortaya koyduk. Bu cesaret var mı? Evet var bu cesaret. Çünkü bu cesareti dün ortaya koyduk. Dün dedik ki Nevşehir üçten büyüktür dedik. Bir diğeri cesaretimiz örnek olsun. Ben Nevşehirli'den başkasından emir almayacağım dedim. Ne siyaset var onlarından, ne de para babalarından, ne de bizi tahakkümü altına almak isteyen civardaki illerin siyasetçilerinden emir almadığımız andan itibaren bu sorunların tamamı çözülür. Mesela Kayaşehir bizim geldiğimizde virane bir haldeydi. Keşke o hale hiç getirilmeseydi. İlk önce tarih yok edilmiş. Rant uğruna yok edilen bir tarih. O tarihi alanlarımız eğer yok edilmeseydi bugün tamamıyla turizmi açmış bile olabilirdik. Lakin elimizdeki o enstrümanı çok iyi kullandık. Bizim geldiğimizde mezbelelik halde olan o kale bölgesini bir anda sadece 53 gün gibi kısa bir sürede oteller olmamak kaydıyla gezi güzergahları, peyzaj alanları, Selçuklu'dan kalan kalenin yeniden turizme açılması. Beraberinde bizim turizm bölgesi dediğimiz orayı bir turizm adası ilan ettik çünkü. Ortodoksların bölgedeki en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi'ni cezaevi olarak kullanılmış 83 yılına kadar. 83 yılından beri ise atıl bir vaziyette. Mezbelelik ve çok kötü bir halde olan Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonunu hemen başlattık. Akabinde Çanlı Kilise, Rum Hamamı, Tahtalı Kahve gibi tarihi alanları, tarihi yapıları restore edip turizm açısından hayata geçirmekti. Birinci aşamasını gerçekleştirdik. Lakin yaptıklarımız sadece yapacaklarımızın yüzde biri. O yüzden biz diyoruz ki turizm adası ilan ettiğimiz Kayaşehir bölgesini geldiğimiz andan itibaren zaten hazırladığımız, buralarda da var sözde de söylememiz yeterlidir. Bakın Bizim geldiğimizde Kayaşehir dediğimiz yer bu haldeydi. Ama şimdi bu hale geldi. Şimdi ise ikinci aşamaya geçiyoruz. Birinci aşamadaki o mezbeleliği nasıl ki şu anda turizm açtıysak şimdi de turizm faaliyetlerini gerçekleştirebileceğimiz otellerin yapımı için bütün planımız, projemiz, her şeyimiz zaten belediye başkanlığı döneminde hazırdı. Hızlı bir şekilde bunu hayata geçirecek ve birinci sorunu ortadan kaldıracağız. İkincisi sanayi meselesi. Biraz önce ifade ettim gerçekten sanayi kiracıları artık tahammül sınırlarını aşan bir kira fiyatlarıyla karşı karşıya. Lakin ne hikmetse her seçim dönemi sanayiyle alakalı sözler verilmiş. Ama bir türlü hayata geçirelememiş. Şimdi yine aynı sözler veriliyor. Düşünün ki bir önceki seçimde yani genel seçimlerde insanlar oraya toplayıp bir platform kurup sanayi temeli atıldı. Koyunlar kesildi. Hatta geçen amcanın bir tanesi o koyunların suçu neydi diyor. Bir temelin atılması en hafif tabirle ve bir müteahhitlik jargonuyla konuşacak olur isek artık binanın yükselmesi demek değil mi? 11 ay önce atılan temel var. Lakin bugün aynı kişiler biz sanayi yapacağız, sanayi temeli atacağız diyorlar. Ya arkadaş sen 11 ay önce buranın temelini atmadın mı? Bugün nasıl temel atıyorsun? Ve artık inandırıcılıkları ve söyledikleri sözün toplumda karşılığının olması o kadar ayyukaya çıktı ki millet inanmıyor. O yüzden namus üzerine yemin edecek hale geldiler. Arkadaş namus üzerine yemin edeceğine 11 ay önce atmış olduğun temeli hayata geçirseydin, bugün sanayi dükkanları yükselmeye çalışsaydı, Rasim Arı'ya bu fırsatı vermemiş olurdunuz. Beraberinde de o sanayici esnafların ızdırabına son vermiş olurdunuz. Dolayısıyla burada iki yönlü bir çözüm var. Birincisi kiracıların kısa vadede sorunlarını çözebilmek için belli bir dükkan sayısıyla lakin sonraki dönemlerde tamamının taşınmasını sağlayacak şekliyle bir planlamayla bir kooperatif aracıyla zaten arkadaşlarla sanayici dostlarla görüşüyorum ve sözüm de odur ki 1 Nisan sabahı hiç kimseyle herhangi bir hayırlı olsun randevusuna 1 Nisan sabahı herhangi bir hayırlı olsun randevusu vermeden sanayici dostlarımızla ilk gün onu görüşüp bu iki yol üzerinden artık hedefe varmak için gereğini yapacağız. Yeter ki burada cesaretiniz olsun. Bir de sanayici esnafını seçimden seçime kandırılacak birer seçmen profili olmaktan, görmekten vazgeçtiğiniz andan itibaren sanayi problemi de ortadan kaldırılır. Üçüncüsü mültecilerle alakalı sorun. Mültecilerle alakalı sorun aslında şehirdeki kentsel dönüşümle birlikte ortadan kaldırılacak bir sorun. Düşünün Nevşehir 124 bin nüfusa sahip merkez nüfusunu kastediyorum. Lakin Nevşehir'deki mülteci sayısı resmi rakamları veriyorum. 11.800 neredeyse nüfusun %10'u kadar. Bu şekilde devam ettiği müddetçe bir 10 yıl sonra, bir 15 yıl sonra Nevşehir'deki sosyolojik yapıyı değiştirir. Ben diyorum ki evet dün orada bir savaş vardı. Savaştan buraya geldiniz. Başımız gözümüz üstüne dedik. Muhacir dedik, ensar dedik. Ne diyorsanız, adını nasıl ifade ediyorsanız. Ensarlar muhacirleri kabul etti. Ama misafirliğin bir sınırı ve haddi var. Eğer misafirliğiniz 10 yılları geçmiş artık şehirlerin sosyolojisini bozacak hale gelmişse kimse kusura bakmasın orada bir dur demek gerekir. Çünkü bizim önce Nevşehir'in Nevşehirlinin ve Nevşehirli gençlerin hakkını, hukukunu korumak gerekir. Bu yüzden kentsel dönüşüm alanlarında hızlı bir şekilde 2020 yılında 2020 yılı 7 Temmuz'da başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde devam ettirerek oradaki Suriyelilerin, ültecilerin oluşturmuş olduğu gettolardan şehri kurtaracağız. Oradan çıktıkları andan itibaren de zaten Nevşehir'de yaşama imkanları kalmayacak. Başka bir yere gidebilirler. Hükümetimiz çok sahip çıkmak istiyorsa Buyursunlar istedikleri yere yerleştirsinler onlar baksınlar ama artık Nevşehir'in mülteciler konusunda tahammül edecek sınırı kalmamıştır. Bu sorunu kökten çözmektir niyetimiz ve çözeceğiz. Bir diğer sorun çevre yolu problemi dedik. Aslında bu tam bir kompleks. Nedir? Çevre yolu trafik problemlerini ortaya çıkarıyor. O yüzden şehirde küçücük bir şehir olmasına rağmen ciddi trafik problemleri var. Bu trafik problemlerinin çözülebilmesi iki yönlü bir adımla ortaya çıkar. Birincisi geçici çözüm dediğimiz otoparklar yaparak tıpkı 2020 yılında yine hayata geçirmeyi planladığımız, lakin süremizin yetmediği için bir türlü hayata geçiremediğimiz, ilk mimari projesini çizdiğimiz, ihale aşamasına getirdiğimiz belediye caddesindeki otoparkla başlayarak şehrin farklı noktalarında otopark yapabileceğimiz alanlarda geçici çözümlerden bir tanesi de bizim daha önce planladığımız hayata geçirmeye hazırken belediye başkanlığı süremizin ortadan kaldırıldığı bir dönemde belediye caddesinde planladığımız, projelendirdiğimiz bir robotik otoparkımız var. İlk önce bunun temelini atarak birinci adımı atmış. Akabinde de şehrin farklı noktalarındaki otopark alanlarında otoparkları hayata geçirerek geçici çözümlerden bir tanesini uygulamış olacağız. Kalıcı çözüm ise birincisi çevre yolu ikincisi de biraz önce bahsettiğimiz kentsel dönüşüm alanı. Kentsel dönüşümü biz hayata geçirdiğimiz andan itibaren ikişer tane 32 metrelik cadde, yedi tane meydan, yeni bir şehir kuruluyor. Şu andaki mecburiyet caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki mecburiyet ortadan kalktığı gibi şehrinde trafik sorunu ortadan kalkmış olacak. Ve en önemli işlerden bir tanesi. Türkiye'de de dünyada da hiçbir şehirde valiliğinin önünden yük dolu kamyonların geçtiği görülmemiştir. Ama maalesef Nevşehir'de var. Çevre yolu. Çevre yolu da biraz önceki bahsettiğimiz sorunlar gibi uzun yıllardır söz verilen lakin bir türlü hayata geçirilemeyen bir iş. Ben belediye başkanı olduğum dönemde 21 ay boyunca niye yapmadın diyebilirler. İki yönlü bir tarafı var. Bir Ulaştırma Bakanlığı tarafı, ikincisi belediye tarafı. Geldiğimizde belediyede kadük bir çevre yolu projesi gördük. Ne demek istiyorum? 300 bin metre küplük bir alan dolgu olarak geçiliyor. Lakin orası sit alanı. Sit alanına siz nasıl dolgu yapacaksınız? Hemen bu dolgu alanından çıkartılarak bir viyadükle geçmesini sağlayacak projenin yeniden revizesini istedik. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden. Lakin ömrümüz yetmedi. Viyadük haline gelip alan sonra bu çevre yolu yapılacaktı. Şimdi ise arkadaşlar yine seçim vaadi olarak yakında temelini atarlar. Çevre yolunu yapacağız. Bir önceki seçimde de çevre yolunu yapacağız diyorlardı. Peki niye yapmadın arkadaş? 20 yıldır iktidarda sen değil misin diye sormazlar mı? Ama bugün yapacağız. Nasıl yapacaklar biliyor musunuz? 1.8 8 milyarlık çevre yolu projesine 11 bin lira ayrılan ödenekle belki bürokrasi devleti bilmeyen insanları kandırabilirsiniz. Lakin karşınızda o arkadaşlar için söylüyorum devleti bürokrasi ve belediyeciliği çok iyi bilen bir belediye başkan adayı var. Arkadaş iz ödenek dediğimiz 11 bin liralık bir ödenek ayrılmış. O 11 bin liralık ödenekle 1.8 milyarlık çevre yolunu nasıl yapacaksınız? Tabii ki seçime kadar yapacaksınız. Seçimden sonra ne olacak? Yine Nevşehirli sadece etrafından geçen çevre yolundaki araçlar. Seyretmekle kalacak. O yüzden artık Nevşehir'de insanları kandırma dönemi bitmiştir. 36 aydır benim yerime atanan bir arkadaş var. Şimdi arkadaş çıkıyor, 21 ayda ne yaptınız diyor. Hadi ben 21 ayda yapamadım. Peki 36 ayda sen niye yapmadın arkadaş? Hele onu bir söyle bana. 36 aydır yapmadıkları işleri bugün namus meselesi haline getirmek tabiri caizse tam seçim döneminde açılan kartlardır. O kartları boş yere açarsınız, 11 gün sonra bugünkü çekim tarihi için söylüyorum yayınlandığında herhalde bir bir hafta kalacak. 7 gün sonra. Nevşehirli gerçek liyakat sahiplerine ve halkın seçtiği ve halkın gönlünde bayrak gibi direğe çektiği sevgisiyle bir belediye başkanı inşallah bu sıkıntıların tamamını ortadan kaldıracak. Eğer seçimi kazanırsanız günümüz Nevşehir ile 5 yıl sonraki Nevşehir arasında ne gibi farklar olacak? İnşallah seçimi kazanacağız. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Nevşehirli bu seçimde iki tane oy kullanacak. Bir tanesi hesap oyu, bir tanesi seçim oyu. Yani bir hesap pusulası bir de seçim pusulası atacak. Hesap pusulası seçilmiş belediye başkanı yapılan operasyonun karşılığında kendi haklarına göstermiş oldukları bir demokratik refleks. İkincisi ise kendi evlatlarını, kendi kardeşlerini, kendi ağabeylerini yani kendilerinden olan bir belediye başkanını yeniden alınan makamına oturtmak için kullandıkları bir oy pusulası. Bunu yaparken Nevşehir'de Cumhuriyet Halk Partilisi yok. Milliyetçi Hareket Partilisi yok. AK Partilisi yok. İyi Partilisi yok. Saadet Partilisi yok. Yeniden Refah Partilisi, Büyük Birlik Partilisi, Gelecek Partilisi, Deva Partilisi, Zafer Partilisi yok. Nevşehirli var. Her bir Nevşehirli hangi siyasi partiye ait olursa olsun, hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun Nevşehir'in ihtiyaçları ve Nevşehir'in hakkı, Nevşehir için bir demokratik refleks gösterme noktasında el birliğiyle, iş birliğiyle ittifak ederek hiçbir ayrım yapmadan kendi iradelerine sahip çıkacaklar ve belediye başkanlığı yapacaklar. Ondan sonraki 5 yıl içerisinde şunu görecek Nevşehirli, civar iller içerisinde gerçekten fark oluşturmuş, 5 yıl sonra kurulan hayalin gerçekleştiği, istihdam problemlerinin ortadan kalktığı, Mizaj, trafik problemleri, park problemleri gibi temel sorunların çözüldüğü, artık Nevşehir'de mültecilerin değil, Nevşehirlinin sokaklarında gezdiği bir şehir görecekler 21 ay boyunca. Zaten biz bunun adımlarını atmış idik. Her gün ulusal ve uluslararası basında Nevşehir'den bahsedilen bir şehirdi. Her gün insanların heyecan duyduğu, acaba yarın bizim belediye başkanımız yine ne yapacak dediği heyecanı olan, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda ciddi ivme kazanmış bir şehir oluşturmuştuk ve şu anda bir fetret devri. Fetret devrinden sonra inşallah bu adımları hızla atarak 5 yıl sonra bütün Nevşehirli'nin görmek istediği benim de hayalini kurduğum şehri hep beraber görmüş ve o şehrin içerisinde yaşamış olacaklar. Belediye Başkanı olduktan sonra en önem verdiğiniz konu ne olacak? Belediye Başkanı olduktan sonra en önem verdiğim birinci konu Nevşehir'in turizmden merkezin turizmden aldığı payı artırmak. Daha doğrusu hiç almadığı payı oluşturmak. O da Kayaşehir benim göz bebeğim. Onu çünkü küçük bir yavrunuz olur. Onun büyümesine şahitlik ettiğiniz gibi ben de Kayaşehir'in her aşama şahitlik ediyorum. Kesinlikle Kayseri tam manasıyla turizme açacağız. Zaten bunu yaptığımız andan itibaren de Nevşehir'de istihdam problemi ortadan kalkacak. Mültecilerin olmadığı, sanayici kiracıların sorunların ortadan kaldığı bir şehir için ilk adımları bunlar olacak. Son olarak seçim vaatleri ve projelerinizden bahsedebilir misiniz? Ben klasik bir belediye başkanı ve başkanlığı modeli ortaya koyan bir adam değilim. O yüzden klasik belediye başkanı ve belediyenin yapması gereken şeyleri ben seçim vaadi olarak hiçbir zaman 2019 yılında da şimdi de milletimize sunmuyorum. Ne demek istiyorum? Ben şu kadar asfalt dökeceğim. Şu kadar park yapacağım. Şu kadar temiz su vereceğim. Şu kadar çöplerinizi toplayacağım. Ya siz eğer istihdam alanı oluşturmaz iseniz bunları yapsanız ne olur? Zaten yapamazsınız belediyeyi boşlandırırsınız. Bakın ben Nevşehir Belediyesi'ni bu kadar iş yaptım boşlandırmadım. Kaldı ki yüzde elli de borcunu ödedim. 89 trilyon lira o günkü rakamlarla. Borçla aldığım bir belediyeyi bıraktığımda 50 milyon borca düşürmüştüm. Kasasında 700 bin lira parayla aldığım bir belediyeyi bırakırken 12 milyon 800 39 bin lira. O günkü kurla 1.7 milyon dolar. Bugün ise 56 trilyon lira bir parayla bırakmıştım. Benden önceki dönemlerde eksi veren belediye bütçesi benim zamanımda bırakın denk bütçeyi artı vermişti. Pandemi dönemine rağmen artı veren bir belediye bütçesi lakin pandemi döneminde de Türkiye'de en çok çalışan bir belediyeydik biz. O yüzden belediye başkanlığında belediyenin zaten görevi olan hiçbir konuyla alakalı söz vermiyorum. Ben bu şehrin kaderini değiştireceğim iddia ediyorum. Ben bu şehrin makus tarihini değiştireceğim iddia ediyorum. Ben bu şehirde Nevşehir şehirli haricinde hiç kimseden emir almayacağımı iddia ediyorum. Ne siyaset baronlarına ne de para babalarına meze olmayacağımı iddia ediyorum. Nevşehir'de yaşayan her bir ferdin ortak Nevşehirlilik bilinciyle ve her bir ferdin Nevşehir'den aldığı payın eşit olması üzerine bina ettiğim bir belediyecilik ve belediye başkanlığı sözü var. Burada ise tamamıyla istihdam problemlerini ortadan kaldırmış. Turizme açılmış. Bütün sorunlarını çözmüş. Gerçekten parlayan bir yıldız olan bir Nevşehir vaat ediyorum. Bunu nasıl oluşturacaksınız? Yol yaparak değil. Park yaparak değil. Parkı herkes yapar. Sabahleyin parayı basarsınız. İstediğiniz gün parkı yapmış olursunuz. Park yaptım diye övünen bir belediye başkanı olmaz. Yol yaptım diye övünen bir belediye başkanı olmaz. O yüzden ben neyle övünüyorum biliyor musunuz? Turizme açtım. Kayaşehir diye bir marka oluşturdum diye övünüyorum. Ben Buglet Fabrikası Türkiye'de hiçbir belediye fabrika kurmuş mudur? Kurmamıştır. Dünyada da kurmamıştır. Hatta ihracat yapacak hale getirmiştik. 14 Şubat'ta ilk konteynırları doldurarak ihracat yapacaktık. Yani otellerdeki günü birlik tüketime yönelik malzemeler. 36 bin yatak kapasitesi olan bir şehirden bahsediyoruz. Şampuan, saç kremi, terlik, duş jeli gibi ürünlerin üretildiği ve sadece hanımefendilerin çalıştığı bir fabrika kurmuştuk. İşte belediyecilik mi bu? Hayır. Belediyecilikten tamamıyla farklı. Şimdiki ileride benzeri şeyler. Mesela diyorum ki ben Nevşehir'i karavan turizmini açacağım. Dünyada karavan turizmi gerçekten şu anda inanılmaz derecede yukarılara giden bir turizm potansiyeline sahip. Hemen onlarla entegre olarak Nevşehir'de karavan turizmini açacağız. Mesela ben bin yıldızlı otelden bahsediyorum. Diyeceksiniz ki ya başkan yedi yıldızdan başka otel yok. Ben de biliyorum yedi yıldızdan başka otel olmadı. Ama başınızı yastığa koyduğunuz andan itibaren gökteki binlerce yıldızı seyrederseniz ona da bin yıldızlı otel ismini verir bir marketik yaparsınız. Bin Yıldızlı Otel'den bahsediyorum. Orta Asya Vadisi'nden bahsediyorum. İçinde kıl çadırlarının olduğu, at binme alanlarının olduğu, istihdam üretecek Kabadokya'daki Orta Vadisi'nden bahsediyorum. Beraberinde ben neden bahsediyorum? Engelli kardeşlerimizin, Allah kimseye böyle bir sıkıntı vermesin. Evinizde bir engelli olduğunu düşünün. Düğüne gidemezsiniz, pazara gidemezsiniz, çarşıya gidemezsiniz, tatile gidemezsiniz. Nevşehir için tarlaya gidip ekim biçemezsiniz. Onları bu zorluktan kurtarabilmek için bir haftayı geçmemek kaydıyla bize teslim edecek o engelli engelli kardeşimizi biz bir hafta boyunca onlara kendi evlatlarımıza bakar gibi, kendi ailemizden bir ferde bakar gibi aynı şefkat ortamında o engelli kardeşlerimize bakarak insanlarımızın o bir haftalık sürede rahat etmesini sağlayacağız. Gençlere, gençler drifti çok seviyor ama drift yapmanız için uygun alanları yok. Ya trafik cezası yiyorsunuz veya Allah korusun başınıza bir kazayla problem geliyor. Gençlerime söz verdim. Normalde 29 Ekim için söz vermiştim. Sonra revize ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Gerçekten Türkiye'de örnek bir bir drift alanını oluşturarak gençlerimizin hem sağlıklı güvenli bir ortamda beraberinde trafik cezası gibi bir cezaya maruz kalmamalarını sağlayacak beraberinde de civar illerden Türkiye'nin dört bir tarafından ve dünyadan da bu işe gönül vermiş artık bundan keyif alan gençleri buraya getirerek yine şehre ekonomik katkı sağlayacağız. Biz 50 vizyon proje diye projeler açıkladık. Birçok proje var ama temelinde her zaman söylediğim gibi belediyecilik değil şehre level atlatacak. Şehri lig atlatacak. Süper lig seviyesindeki takım takımlar gibi Nevşehir'inde lig atlamış gerçekten turizm şehri olan bir şehrin parmakla gösterileceği bir şehir vaat ediyor. Bunların hepsi gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Çünkü biz hem ehliyet hem liyakat hem heyecan hem de hak desteği açısından bunu yapabilecek güçte ve enerjideyiz. O zaman teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Bütün seyredecek kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Nevşehirli hemşerilerime de tabii ki özellikle. Çünkü Kabadokya'nın merkezi Nevşehir'i bir defa daha anmak ve Nevşehirli bütün hemşerilerime selamlarımı iletmek istiyorum şimdiden hem 31 Mart Zaferleri kutlu olsun. Bayramları kutlu olsun ve beraberinde de inşallah bayrama Rabbim onları sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir şekilde erişmeyi nasip eylesin ve iki bayramı beraber kutlayalım inşallah.